Evet arkadaşlar, şimdi size NASA kullanıcıları için 9X kumandamızda 3 yönlü ikinci bir tuşa nasıl kavuşuruz bunu anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler lehim makinesi, 2.5K 12 adet direnç, tabii ki 3 konumlu anahtar. Asistan üzerinden nasıl bir ayar kullandığımı göstereceğim. Normalde üstte bulunan iki potans arasında home lock, cruise lock ve off pozisyonunu 3 ayrı konumda kullanıyordum. Fakat tabi bunu bir potans üzerinden kullanmak çok zor. Çünkü bazen home position belirlemek gerekiyor ve bunun için çok hızlı bir şekilde ileri geri yapmanız gerekiyor. Öncelikle kumandamızı sökerek başlıyoruz. Vidalarını açtığımızda içinde konnektörle karşılaşacağız. Arka ile önü bir arada tutan. Bu konnektörü ayırıyoruz. Öncelikle tabi daha önceden kendime göre o switch'i farklı bir ayarı getirdiğim için ilk önce default pozisyona döndürmem gerekiyor. Onun üzerine yeni 3 konumlu switch'imizi takacağım. Pit trim'i home lock, cruise lock ve off pozisyon olarak kullanabileceğim. Orijinal bir 9X kumandada boşta gördüğünüz yerde normalde bir potans olması gerekiyor. Fakat benim kumandamda bu potans kumanda bana geldiğinde arızalı olduğu için ben onu oradan çıkartmıştım. Potansın 3 tane bacağı var. Bu 3 bacağın üzerinde kırmızı, kahverengi ve siyah kablolar var. Kırmızı taraf, yani kırmızı kablo off pozisyonu için kullanılıyor. Siyah kablo home lock, kahverengi kablo da bu iki kablonun negatifidir. Switch'inizi ne tarafa takacağınızı düşünüp hangi pozisyonda off, hangi pozisyonda sonda, yani %0 %100 arasındaki bağlamı kendinize göre düşünün. 3 yönlü switch'imizi bağlarken hangi tarafın off pozisyon olmasını, hangi tarafın home lock olmasını arzu ediyorsanız o tarafa kırmızı veya siyah olarak kendiniz belirleyin. Daha sonradan değiştirme imkanınız var illaki, fakat baştan bilginiz olsun. 2 adet 2.7K10 direncimizi eksi kutuplardan birbirine birleştiriyoruz. Dirençler 3 yönlü switch'imizin üstünde aynen bu şekilde lehimliyorum. Artı kutuplardan birini siyah kabloya, diğerini kırmızı kabloya lehimliyoruz. Birleştirdiğimiz eksi kutubu da switch'imizin ortasındaki negatif kahverengi kabloya lehimliyoruz. Ve bunların hepsi aynı zamanda switch'imizin üstünde tabii ki lehimli olmalı. Gördüğünüz gibi 3 pozisyonlu switch'imiz çok güzel bir şekilde %100 pozisyon, %50 pozisyon ve %0 pozisyonda off, cruise lock ve home lock olarak işlev görüyor. Turnici
9X kumandamıza tabii ki 3 konumlu switch'i oturtmak için belli bir alan açmamız gerekiyor. Öncelikle deliği gereken oranda açıp switch'inizi oraya monte etmenizi öneriyorum. Çünkü daha sonrasında kablolar arkada kalacağı için bu işlem daha zor olur. Eğer bir kumpasınız varsa uygun büyüklüğü daha rahat ölçebilirsiniz. Bu alanı en kolay açma yöntemi olarak eğer çok elinizde bir malzemeniz yoksa benim şu an Dremel'im olmadığı için ben ley makinesinin ısısını plastiği eriterek belli bir alan açması için kullanacağım. Lehim makinamızın ısısıyla erittiğimiz plastik alanı falçata ile düzelterek uygun büyüklüğe getiriyoruz. Arka kapağı kapatırken kabloların ezilmemesine dikkat edin. Genelde yanlarda belli boşluklar var. O boşluklara kabloları normal bir şekilde soktuğunuzda bir sıkıntı olmayacaktır. Bu işlemlerden sonra kumandamızı tekrar geri topluyoruz. NASA asistanını da gördüğünüz gibi gerekli kanal ayarları yapıldığında artık 3 yönlü tuşumuz aktif halde. Diğer ayarlarımı da gösteriyorum. Yakın zamanda yaptığım diğer projeleri de bu şekilde kaydedip sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki projemde görüşmek üzere.